Sıcak bir gelişmeyle başlayalım hemen. İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Yaralıların olduğu bilgisi var. Uzay Kesmen'de tüm ayrıntılar Uzay. Ben Alkan, kaza az önce meydana geldi. Sabah saatlerinde tam da vatandaşların işe gidiş saatinde bu kaza yaşandı. Senin de aktardığın gibi iki metrobüsün çarpışması sonucu şu anda ekrana gelen görüntülerden de anlayacağınız üzere metrobüslerden biri metrobüs yolundaki refüje çarptı ve ön tarafında sürücü kabinin olduğu yerde ve ilk ön kapının olduğu alanda bir zarar meydana geldi. Buna bağlı olarak da yaralıların olduğu ifade ediliyor. Şu anda bölgeye itfaiye ekipleri ulaşmaya çalışıyor. Aldığımız bilgiye göre bölgede trafik yoğunluğu bu kazadan dolayı her geçen dakika artıyor. Bu nedenle itfaiye ekiplerinin de bölgeye ulaşması şu anda bir an az sonra ulaşacak ama anladığım kadarıyla şu anda ulaşmış durumdalar. Az önce aldığımız bilgi yolda oldukları yönündeydi. Şu anda itfaiye ekipleri de an itibariyle olay yerinde müdahaleye başlamış durumda. Bu kaza sonucunda şu anda ambulanslar da olay yerinde yaralılara müdahale ediliyor. Şu an için sıcak bir gelişme olarak veriyoruz. Kaç yaralının olduğu, kaç yolcunun yaralandığı yönünde net bir bilgi yok. Ama çok sayıda ambulansın kazanın hemen ardından bölgeye sevk edildiğini biliyoruz. Kaza Sefaköy rampası adliye, Küçükçekmece Adliyesi hizasında meydana geldi. Ve bu kaza sonucunda da yine metrobüs yolunda da refüjün olduğu, refüje çarpan metrobüs nedeniyle hem metrobüste hem de burada yolda hasar meydana geldiğinde görebiliyoruz. Şu anda 112 ekipleri, ambulans ekipleri bölgede yaralılara müdahale ediyorlar. Yerde yatan yaralılara ambulans ekipleri, 112 ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştiriyorlar. Bir yandan tabii ki bölgedeki trafik yoğunluğu da dediğim gibi her geçen dakika artıyor. Çünkü 112 ekiplerin bölgeye ulaşması için itfaiye ekiplerinin de şu anda olay yerine vardığını biliyoruz. Buradaki vatandaşların da yine kendi imkanlarıyla polis ekipleri de bölgede ama yolu açmaya çalıştığını görebiliyoruz. Buna bağlı olarak da bölgede her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bir kez daha yeri söyleyelim. Sefaköy rampası adliye hizasında bu metrobüs kazası gerçekleşti. İki metrobüs çarpıştı. Buna bağlı olarak da şu anda yaşanan kazada yaralılara müdahale ediliyor. Metrobüs seferlerinin de kazadan dolayı her iki yönde de şu an için seferlerde aksama olduğu bilgisi var. Yani hem toplu taşıma sistemini etkileyen bir kazadan bahsediyoruz hem de yine karayolunda da E5'te de şu anda kaza nedeniyle ciddi bir trafik yoğunluğu var. Şu anda benim aldığım bilgilere göre yetkililerden 5 kişinin ilk değerlendirmelere göre yaralandığı yönünde. Yani şu anda en az 5 kişinin olduğu yaralandığı bir metrobüs kazasından bahsediyoruz. An itibariyle yaralılara da müdahale devam ediyor. Çok sayıda vatandaşın da şu anda kaza mahallinde yine bu kazayı, müdahaleyi izlediğini görebiliyoruz. Bu nedenle de bölgedeki yoğunluk da yine artmaya devam ediyor. Trafik ekipleri de şu anda bölgede ilave olarak bölgeye gelen itfaiye ekiplerinde yaralılara 112 ekiplerle beraber yaptığı müdahale devam ediyor. Gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Kesmen Haber Türk muhabiri aktardı. Sefaköy'de metrobüs kazası diye veriyoruz. 5 kişi yaralandı bilgisi var dedi Uzay. Ve seferlerde aksama var ifadelerinde kullandı. Yaralılara müdahale ediliyor dedi. Sıcak gelişme oldukça o noktaya döneceğiz. Sefaköy'deki metrobüs kazasından görüntüler de ekranlarınızdaydı. 5 kişinin yaralandığı bilgisi haber merkezimize geldi. Uzay aktardı detayları.